Tayrelçi Silvan'daki aslında durumu, atmosferi bize anlattı. Gördüklerini, izlenimlerini, bir de Silvan'ın içinde yaşayan bir isimden alalım istiyoruz onu. CHP'nin ilçe başkanı Abdülmenaf Manaz Bey'den alacağız. Merhabalar. Merhabalar. 4 gündür sokağa çıkma yasağı var Silvan'da. Evet. Evet. Bize aktarır mısınız? Hayat nasıl devam ediyor sokağa çıkma yasağı varken orada? Şimdi Sayın Başkanımız orada konuşuyor. Hepsi aynen. Hayat yapına yani söylemek gerek yok. Kendisi tek tek söyledi. Zaten kendisi bizden daha iyi biliyor. Biz 4 gündür evden dışarı. Şimdi sokağa çıkma yasağı var. Bir de eve hapsedilmiş. Şimdi her bir binanın üzerinde bir keskin nişancı var. Biliyor musun? Şu anda size yayın yaptığımda ben şu anda içerideyim ben. Dışarı çıkamıyoruz. Yani başkanım söyledi, Halife Efendi yerindedir. Aynen onun gibi. Biz onun gibi de bilemiyoruz. Çünkü kendisi bugün Silvan'a geldi. Silvan'ın içerisindeydi, gördü. Evet. Kendisi siz geldi, hiç gördü. Dışarı çıkmadınız mı 4 gündür? Hayır, mümkün değil. Şu anda elektrikler yok, tamam mı? Dışarı çıkamıyorum. Hani karşımda bir işte bina var. Orada keskin nişancı var. Acaba ateş eder mi etmez mi? Görüyor musunuz keskin nişancıyı? Tabii. Her binanın başında bir keskin nişancı var Silvan'da. Bunu hiç kimse inkar edemez. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyım. 20 senedir. 21 senedir ilçe başkanıyım. Evet. Ben bu ilçe muhtarlık yapmışım. Yani 90'lı yılları geçti burası. Gelin görün o zaman siz. Gelin buraya görün, gözünüzle görün. Kim bölücüdür, kim teröristtir, görün burada yani. Görün artık, yeter yani. Madem görmek istiyorsan gelin. Yani Sayın Başkanımın söylediği harfi harfine yerine ver. Hiçbir eksiği yok. Attığı imzamı atıyorum. Peki yani. Yemek, ekmek, su bunlar nasıl hallediliyor Abdülmenaf Bey? Ya şimdi vatandaşın ne ekmeği var, ne suyu var, ne elektriği var, hiçbir şey yok. Telefonlar yok. Sadece Türkcell burada çekiyor. Başka telefonlar da çekmiyor. Biliyorsunuz değil mi? Yani kapalı cezaevindeyiz. Yani açık cezaevi değil. Kapalı cezaevindeyiz. Peki halkın halkın tepkisi nasıl, bir ondan bahseder misiniz? Yani şimdi 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş bir bölge orası. İçeride ne olduğunu bilemiyoruz. Siz bize anlattığınız kadarıyla biliyoruz. İçerideki insanların ruh hali nasıl? Ondan söyler misiniz bana? Yani herkesin tepkisi kime bellidir. Kime de bellidir yani. Tepki kime olduğunu hepimiz bunu biliyoruz. Söyleyin. Evet. Her şey Cumhurbaşkanı endeksidir. Bunu herkes bunu biliyor. Herkes onları tamam mı? Niye 400 milletvekili vermedik? Şimdi 550'ye çıktı. Yarın 650'ye çıkacak. Yani halkın tepkisi hiç kimse yok. Sadece devlete var. Evet. Devleti üretenin başında kim vardır? Peki, hem devlet, hem hükümet, her şeydir. Peki Abdülmenaf Bey, sokakta barikat kuran veya işte devletin iddiası o barikatlarda bombalar da var diyor güvenlik güçleri, bu şekilde bir iddiayı ortaya koyuyorlar. Barikat kuran, bu çatışmayı biraz sokak aralarına taşıyan PKK'nın gençlik koluna, PKK'ya bir tepki ya da bir eleştiri var mı orada? Yok, eleştiri, hiçbir eleştiri yok. Eleştiri yok zaten, çekmişsin eleştiri falan yoktur. Ben size söyleyeyim. Açık net tepki yok onlara. Yani böyle devam ederse %99'u çoluk çocuklarınızı alıp dağa çıkacağız. Yani ben yaşlı olmasaydım, 12 tane çocuğum var. Yaşlı olmasaydım kendim dağa çıkacaktım. Ben size açıkça söyleyeyim sana. Yaşlı olmasaydım ya dağa çıkardım ben. Yani bizi sürekli dağa göndermek istiyorlar. Gidin dağa, siz burada ne yapıyorsunuz? Kimliğimizi verin bize. Devlet bunu bize söylüyor. Devletin başındaki adam bunu bize söylüyor. Ben kimliğimizi dağa çıkın kardeşim. Peki bir şey daha soracağım. Bugün sosyal medyada çok konuşuldu, o da marş çalınarak erken saatlerde gece işte başka şekilde sokak sakinlerinin veya işte ilçe sakinlerinin rahatsız edildiği özel olarak söyleniyor. Böyle bir şeye şahit oldunuz mu? Şimdi gece halkın evine baskın yapıyorlar. Halkı yüze erkekim ağrıyor götürüyor. Tamam. Açık net ortadadır. Yani saklı gizli kimse yoktur. Gece geç saatlerde eve baskın yapıyor, gündüz yapıyorlar. Açıktır yani, her şey ortadadır biliyorsunuz. Ona sizden daha iyi biliyorsunuz. Peki. Gelin gözünüzle görün. Biz söylüyoruz, kimse bizden inanmıyor. Biz diyorsunuz bunlar bölücü, terörist. Gelin görün, terörist kimdir, bölücü kimdir. Göreceksiniz yani. Siz oradasınız. Şimdi yayın yapıyorsunuz. Gelin gözünüzle görün. Tayyip Bey'in söylediğine hepsine ben imzamı atıyorum. Doğrudur yani. Onu kadar da bilemiyoruz yani. Bir baro başkanıdır. Evdesiniz çünkü değil mi? Çoluk çocuk hep evde mi sizin? Kaç kişi yaşıyorsunuz o evde? Ya benim çocuklarım, benim 12 tane çocuğum var. Benim torunlarım var benim yani. Hep beraber misiniz? Hepsi beraber bir evde, bahçede kalıyoruz. Ya. Dışarı çıkamıyoruz. Bahçenin dışına çıkamıyoruz. Ya. Nereden mermi gelecek? Benim evim karşısında 6 tane panzer var. 6 tane panzer evim karşısında. Tepenin başında 6 tane panzer var. Çocuklar okulları ne oluyor? Ne okulu? Okul mu kaldı artık? Kim bilecek biz okula gidelim? Okul mu? Okul benim bitişimdedir. Öğretmen yok.
Benim okulla aramda en fazla 2 metredir vallahi. 2 metre de yok. Ha valla. 2 metre de ben sana söyleyeyim. Divana yapışmıştır okul. Öğretmen yok. Tabii. Olsa da... Okul benim önümde. Olsa nasıl göndereceksiniz? Bir de sokağa çıkma yasağı var tabii. Yok. Çoğal bırak sebep diyor. Yani gider bir yakın yani. En fazla 2-3 metre de aramda. Okulla benim evim yapışık yan yanadır yani. Peki gece silah sesi falan çok fazla geliyor mu Abdülmenaf Bey? Vallahi bu akşam, dün akşam ki fazla benim bölgemde gelmedi. Yalnız Tekel Mahallesi'nde geldi. Tekel Mahallesi, Konak Mahallesi oralarda geldi. Yani diğer gün sürekli geliyor. Sürekli gece gündüz hiç durmadı. Yani şöyle tarıyor diyor. Yani hatta mermiler bende, boz kovanlar bendedir. Boz kovanları almış senin numarayı da bende var. Onları da gördünüz. Peki. Bende. Sizde. Peki. Tahir Bey'in söylediği, Tahir Elçin'in söylediği bu akşam itibariyle sokağa çıkma yasağı kalkacak diye bilgi verdiler bize diyor. Umarız o sokağa evet. çıkma yasağı kalkar da en azından şu gerilimli ortam birazcık hafifler. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben Tahir Bey'in söylediğinde ben imzamı atıyorum. Onun kadar bilim de yoktu. Şimdi kendisi bugün buradaydı. Hadi dışarı çıkamadık gidelim onu ziyaretine de gidelim. Yani. Peki haberi ben vereyim size. Sokağa çıkma yasağı kalkmış. Şimdi ajanslar geçiyormuş haberi. Evet. Silvan'da 4 gündür devam eden sokağa çıkma yasağının kalktığını şu an itibariyle biliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.